Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Discord sunucumuzun A'dan Z'ye her şeyin anlatacağım size. Şu ana kadar 5 kişinin işe girmesine vesile oldu. İnşallah bu sayı gitgide artar. Eğer bir bootcamp'den bootcamp'ten mezunsanız ya da kendi çabalarınızla bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu sunucuyu nasıl kullanacağınızı Hani neyin nerede olduğunu tek tek sizlere göstereceğim. Video geçmeden önce e, izleyenlerin %80'ı abone olmayan kişilermiş. Sizlerden ricam kanala abone olup e, videoyu beğenmeniz. Şimdi geçelim. Burası benim gördüğüm şekilde. Bir de sizin gördüğünüz şekilde sizlere göstereceğim. Şu sol tarafta gördüğünüz şeyler sizin e, katıldığınız sunucular. Şurada sağ tarafta kişiler belli olur. Bunu kapatmak için şu listesini gizlersiniz. Kapanır. Şimdi ben buradan e, tarayıcıya geçeyim. Sunucuya erişmek için tek yapmanız gereken, oldu da diyelim elinizde link yok bir şey yok. Buradan direkt Discord.gg dedikten sonra Anzal Karaç demeniz. Enter'a basmanız yeterli. Discord uygulaması yüklüyse size direkt Discord'a yönlendirir. Değil ise gördüğünüz gibi şöyle bir ekran gelir, katıl der, Discord'a devam et dersiniz. Hatta şöyle yapalım ben. sunucudan çıkıp tekrar gireyim. Tam olsun. Sunucudan bakın ayrılıyorum. Tekrar şuradan bir sunucu ekle diyor. Tıklıyorum. Bir sunucuya katıl diyorum. Linki yapıştırıyorum. Sunucuya katıl diyorum. Burada diyor ki kendini mi geliştirmek istiyorsun? Projeye mi dahil olmak istiyorsun? Ücretsiz sertifikamı almak istiyorsun? Buradan istediğin şeyleri seçebiliyorsunuz. Birden fazla da seçebiliyorsunuz. Ya da hani direkt geç de diyebiliyorsunuz. Yani size kalmış. Ben buradan direkt geç diyorum. Burada sunucu kurallarımız var. Bunu okumadan sunucuya giriş yapamazsınız. Tamamla diyorum. Bakın sunucuya şimdi girişimi yaptım. Şuradan welcome dedi. Welcome'dan aşağı iniyorum. Hoş geldiniz diyor. Ben tekrardan sunucu rehberine gidiyorum. Böyle bir şey çıktı karşıma. Diyor ki, "Haydi başlayalım. Kuralları okumayı unutma." diyor. Tıklıyorum. Kurallar bölümü gördüğünüz gibi bakın burada. Hem Türkçe hem altında İngilizcesi var. Tamam. Bunları okudum. Sıradaki diyorum. Bakın şurada. Buradan duyuru kısmı bakın announcement kısmı duyuru kısmında burada genel olarak e, duyuruları buradan yapıyoruz. Burayı özellikle e, takip edin. Çünkü işinize yarayacak şeyler paylaşıyoruz. Ben buradan şöyle aşağı iniyorum. Ardından diyor ki, sıradaki ücretsiz sertifika almak için kanala git diyorum. Şuradan tıklıyorum. Burası ücretsiz olarak sertifika alabileceğiniz e, siteler. Burada üzerine gelip ifade bırakabiliyorsunuz. Şu an bakın benim bırakamam nedeni. Ee, şey yapmaması. Hani kabul etmemiştim. Şimdi bakın kabul ettim. 10 dakika üye olmadan 10 dakika boyunca mesaj atamıyorsunuz. Şurada zaten geri sayım var. Şimdi e, 10 dakika bittikten sonra ifade de bırakabileceğim. E, da gönderebileceğim. Yukarıda kanallar ve roller var. Ben direkt buraya göstereyim size. Ardından şunları şöyle gösterebilirim. Bakın burada kanallar göz atlıyor. Buraya tıkladım. Şu ana kadar toplam tüm kanallar burada. Bakın aşağı doğru var. Ben diyorum ki QA'yim. Developer'la ilgili bir şeyim yok. Bak burada başlıklar var. Böyle kapatıp açabiliyorum. Şurada genel kanallar açıp kapatabiliyorum. Şunu da kapatayım. Bunu da kapatayım. QA document. Bak burada dev document de var. Gördünüz mü? Bunu da kapatıyorum. Bir İngilizce öğrenebilecek alanlar, ses kanalları. Şimdi diyelim ki bunların hiçbiri yok. Şuradan bakın. Kategori takip et kısmı var. Şimdi ben diyeceğim ki developerla hiçbir işim yok benim. Gördüğünüz gibi. Developer e, dokümanları burada. Buradan kanallar göz at kısmından. Şurada e, dev doküman yazanı bulacağım. Hemen iniyorum. Bu QA. iniyorum. Bakın dev burada. Kategori takip etme diyorum. Gördüğünüz gibi bakın gitti şuraya. Tekrardan ekliyorum. Gördünüz mü? Geldi. Ben bunu gizliyorum. Ben burada hangi kanallar takip edip etmeyeceğim tek tek e, seçebiliyorum. Mesela eğlence iri varmış. Ben bunu kategori takip et diyorum. Bakın yukarıya geldi. Gördünüz mü? Şuraya geldi. Ben takip etme diyorum. Gitti. Ben hepsini tek tek e, QA kalsın. Ses kanalları kalsın. Burayı siz kendiniz özel olarak seçebilirsiniz. Ben hepsini şu an aktif edeceğim. Sizlere anlatayım. Bakın şu yokmuş. Şunu açıyorum. Tek tek bakıyorum. Kategoriyi takip et diyorum. Şimdi şunu da takip et diyoruz. Tamam. Şimdi gelelim en yukarı. Şunu da açalım. Şurası dediğim gibi duyurular kısmı. Alt taraf kurallar kısmı burada altında burası forum kısmı. Yani bir, bir nevi medium gibi düşünün. Buraya gelip şu gördüğünüz etiketlerden veya şu etiketlerden ve etiket seçmeden de buradan bir şeyler yazabilirsiniz. Şuradan tıklayın. Yani yeni gönderi deyin. Ardından bir şeyler yazabilirsiniz. Şu an 8 dakika olduğu 10 dakika geçmediği için ben yeni gönderi oluşturamıyorum. 10 dakikanın geçmesi lazım. Burası diğer kurallar kısmı. Sunucuda uyulması gereken kurallar hem Türkçe hem İngilizce olacak şekilde burada yazılı. Burası sunucu genelindeki güncellemeler. Mesela sürekli ses geliyor bildirimsiz ve siz çok rahatsız oluyorsunuz. Herhangi bir kanala sağ tıklayıp şuradan bildirim ayarlarından hiçbir şey diyebilirsiniz. Veya buradan sunucuya sağ tıklayıp bildirim ayarlarından Şunları tek tek ayarlaya, e, ayarlayabilirsiniz. Bu kısmına geçtik. Burası teşekkür bölümü. Burada genelde e, bu tarz paylaşımlar yapıyoruz. Şu kısım ilerlemeni paylaş kısmı. Mesela burada e, siz ne kadar Discord aktif kullanıyorsunuz burada belli oluyor. Sunucuya mesaj atmadan siz e, şey yapamazsınız. Rankınız belli olmaz. Bakın burada daha önce konuşmak işlenen levellere şurada böyle yazıyor. Şu şekilde ilerleye ilerleyip gidiyor. eğlence kısmını birazdan geleceğim. Burası e, genel kanallar kısmı. Burası hoş geldiniz kısmı daha demin sunucuya giriş yapmıştık. Şurası interview dokümanlarının bulunduğu yer. E, şunu özellikle indirmenizi istiyorum. Eğer IT alanda yeniyseniz Terimlere hakim değilseniz bunu indirin. Hem Almanca, hem Türkçe, hem İngilizce olacak şekilde üç dilde anlatımı var. Hiçbir şekilde zorluk yaşamazsınız. Onun öncesinde Topel Topello, interview soruları var, yazım testiyle ilgili var. Yani şu buraya bir komple bir interview dokümanlarına girin, bakın. Ardından pili sertifika alabileceğiniz siteler var burada. Burada zaten LinkedIn. E, linki de burada linkin üzerinden de ulaşabilirsiniz ya da buradan direkt hani kendi alanla ilgili sertifikaları buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz burası chat kısmı buradan diğer arkadaşlarla konuşabilirsiniz veya e, istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz burası hala ile ilgili e, konuşabileceğiniz e, kanal şurası yardım isteyeceğiniz herhangi bir kanal Burası not paylaşımının olduğu kısım. Buradan notlarınızı alabilirsiniz veya notunuz var ise arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Ben burada var. Burası free resume <laughs> free resume hazırlayabileceğiniz siteler. Ben özellikle Canva öneriyorum arkadaşlar size. Canva'yı indirin. Hani diğerlerini de kullanabilirsiniz ama Canva candır diyorum. Ailetten eğitimci iseniz eğitimci sertifikanız ile e, kanvaya gönderirseniz ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Başka birini öğrencim diye de kaydedebilirsiniz. O kişi de sizden yararlanabilir. Onun için Canvayı e, alın. Bunların yapay zeka e, araçları da var. Çok çok yardımcı oluyor. Bunun için özellikle kanvayı öneriyorum. Burası e, resüme chat. Yani rezüme ile ilgili e, bir şey varsa yardım almak istiyorsanız bu kısma yazıyorsunuz buradan gerekli şeyler e, yok oluyor. Burası kitap follower kısmı. Yani birbirinizin GitHub'ında e, takip sayısını arttırmak için kullanabileceğiniz burası alan. Aynı şekilde LinkedIn bölümü. Buradan e, aynı GitHub'daki gibi LinkedIn'de takipçi kasabilirsiniz. E, LinkedIn için de şunu söyleyeyim. Profiliniz en az 500 connect olması lazım. Yani en az 500 kişiyle Arkadaşlık kurmanız gerekiyor. Yani iyi bir profil görünümü için haftalıkta 100 sınır var. Yani ayda bir 400 ekleyebiliyorsunuz en fazla. Bilginiz olsun. Aynı kez de burası mutlumunuzun paylaşacağınız kısım. Burada paylaşım yapabilirsiniz. Bizim MOP interview serimiz vardı. Onları buradan tıklayıp YouTube kanalına girip izleyebilirsiniz. Burası zaten projeler yaptığımız zaman e, kullanacağımız. Kanal öncesinde TSNC ile bir proje yapmıştık. E, burada ilerleyen zamanlarda cucumber e, ile bir proje yapmayı düşünüyoruz. İnşallah işleme geçireceğiz. Şimdi gelelim. Bakın translate kısmı. Buraya ben e, birazdan göstereyim. Şimdi şunu ben gösterdim. Genel kanallar alem desteği de şöyle kapatayım Hı. M QA dokümentte AWS ile ilgili bir e, dokümana ihtiyacınız varsa bu kanala gelip alabilirsiniz. Apache Maven ile ilgili bir dokümana ihtiyacınız varsa buradan gelip alabilirsiniz. API ile interview sorulan ihtiyacınız varsa hani şuradan tek tek bakın alabilirsiniz. Biraz da zaten sizin e, API ile testler yapabileceğiniz alanlar, Swagger dokümanları burada mevcut. Bunlara özellikle çalışın. Gördüğünüz gibi IP, interview, Türkçe sorular da var, İngilizce sorular da var. Bu kanalı başka bir arkadaşınıza göndermek istediğiniz zaman sağ tıklayın. Buradan insanlar davet et bilirsiniz. Ya da göründüğü gibi favori de işaretleyebilirsiniz. App'imle ilgili bir dökümüne ihtiyacınız varsa buraya gelin. şöyle bir ekran geldiği zaman bakın indirebiliyorsunuz da sol taraftan genişletip şu şekilde bakabiliyorsunuz. Yani neyin ne işe aradığını burada tek tek gösteriyor. Ardından Docker interview sorularına buradan ulaşabilirsiniz. İnternet siteleri var, dokümanlar var. Bunun yanı sıra git GitHub ile ilgili hangi komutun ne işe aradığını dokümanlar halinde var. şu gördüğünüz şekilde videoları var. Ayrıca GitHub videolarıyla ilgili ortak çalışma güncelleme, klonlama, silme işlemi nasıl bu YouTube adresinden bulabilirsiniz. Burası HTML CSS bölümü. Yani ihtiyacınız i̇htiyacınız olan bütün her şey burada var. Genişletip tek tek ne iş yaradın buradan bulabilirsiniz. Ice in İngilizce dokümanları burada mevcut. Ice TR kısmı burada. Eğer 2024 Nisan ayından önce sınavınız var ise ee, şuraya gelin. Şurada bir döküman olacak. Evet şu dökümana çalışın. Bu döküman sınava sınava girip üzerinde not tutmuş kişiler ben de dahil e, üzerinde işaretlediğimiz kısım. Eğer 2024 dediğim gibi 2024 Nisan ayından önce sınavımız var ise e, belli bir gruplara girip çalışma arkadaşlarıyla birlikte e, çalışıp sınavı e, gönül rahatlığıyla geçebilirsiniz. Aynı şekilde şu gördüğünüz Aristocube'un farklı bir sertifikası. Onunla ilgili dokümanları buradan alabilirsiniz. Advanced Level ile ilgili. şurada Doğan Özbayrak diye bir arkadaşımız bu sınavı geçmişti ve onunla ilgili dokümanları paylaştı. Ve herhangi bir sorunuz olursa da zaten benimle iletişime geçebilirsiniz demişti. Bu sertifikayı almak isterseniz buradaki dokümanlara bakabilirsiniz. Aynı keza göründüğü gibi bunların da dokümanları mevcut. Eğer bug report ayarlamak istiyorsanız veya e, ayar, e, bir bak dokümana ihtiyacınız var. Buradan size uygun hangisi ise onu indirip bakabilirsiniz. Java ile ilgili gördüğünüz gibi 50 interview sorusu, 10 Java base praktik sorusu, OOP. Hani bayağı bir burada sorular var. İndirin tek tek bakın. Şurası Java sorular kısmı. E, benim tek tek gün gün not aldım. Mesela sadece şu konuyla alakalı, sadece bu konuyla alakalı sorular var. Tıklıyorsun, buradan soruları çözüyorsun böyle. Yani bu sorular birden fazla çözülebilir. Mesela siz bunu bitirdiniz diyelim, gönder dediniz en sonda, İşiniz bitti. Tekrar gelip bu soruları tek tek çözebilirsiniz. Yani bu sunucu çok para istediler ama gelin ücretli yapalım diye ben imkanım oldukça. Bu, bu sonucu ücretsiz olacak Türkiye'de ve böyle de olmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi tek tek burada sorular var. Day 30'a kadar gidiyor hani e, Bu soruları tekrar etmek istiyorsanız Java'da Bunlar size özellikle öneririm Gelin çalışın Aynı zamanda bunun İngilizcesi de mevcut Farklı sorular aynı sorular değil Türkçeden düşünün yani buradan tek tek 228 tane sorular çözebilirsiniz Zaten sürekli yenilediğiniz zaman Sorular yeri değişiyor yani ezbere de gitmiyorsunuz. O yanı da güzel. Aynı zamanda Java İngilizce interview soruları burada mevcut 240 tane, 120 tane. Bunların içinde de var. Hepsine bakmanız yeterli. Gene Türkçe interview soruları. Şu gördüğünüz. Hemen yukarı çıkıyorum. Java interview sorularından aşağı iniyorum gelip buradan günlük okuma yapabilirsiniz ya da pdf'ini indirip gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz ya da java interview soruları var kod şeklinde Bak burada sorusu var burada cevabı var sorusu var cevabı var bu şekilde göründüğü gibi genel interview soruları kod olarak bu kısımda var hani gelip buradan gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz çalışabilirsiniz bunun yanına şu konularla ilgili döküman burada mevcut. JavaScript ile interview soruları burada mevcut. Denkis ile ilgili dökümanlar burada mevcut. GDVC ile ilgili döküman mevcut. Özellikle Jira var. Eğer Jira'da adımlar tek tek karıştırıyorsanız şu adımları şu takip edin. Bütün sorunuz ortadan kalkacaktır. Zaten ilerleyen Jira ile ilgili bir video çekeceğim. A'dan Z'ye her şeyi anlatacağım orada. Zira kullanıcı kılavuzu burada mevcut. E, performans testi için Gmeter var. Onun dokümanına bakabilirsiniz. Letcode için interview soruları, manuel testlikle ilgili, manuel testlerin interview sorularıyla ilgili. Burada bakın burada 500 interview soru ve cevabı var. Bunlar kontrol edersiniz. Microsoft'un SQL Server ile ilgili e, doküman mevcut. Mobile Interview ile ilgili doküman mevcut. Postman ile ilgili. Bakın e, study kodlar ne işe yaradı. Postman testleri için rapor alma kısmı. Postman nedir olarak kendi hazırlamış olduğum Türkçe PDF'i ve public bir şekilde kullanabileceğiniz internet siteleri burada mevcut. React ile ilgili burada mevcut. Salesforce interview soruları burada mevcut. Scrum var, Agile'sı var. Eee var, SQL var. Burada SQL interview soruları var. Hani siz Yeter ki e, bir yola çıkın ve çalışmaya başlayın. İnanın burada fazlasıyla e, yararlanabilirsiniz. Şimdi burası özellikle en çok e, kullanıcıların kullanıldığı kısım. Yani ben sürekli burayı öneriyorum. Gelin burada e, test edin. Bakın 10 dakikamız dolduğu için artık ifade bırakabiliyoruz gördüğünüz üzere. Gelin burada kendinizi test edin. Gidin şuradaki soruların çözün. Mesela. EYP ile ilgili var. Bakın test case'ler burada tıklayın. Mesela hepsini tek tek gidin çözün. Burada var. Şurada var. Yani gidin. Yeter ki çözmek isteyin. Her türlü e, çözümünü yaparsınız. Gelelim Selenium kısmına. Selenium ile ilgili dökümanlar. Bakın her biri ayrı ayrı döküman. Burada neyin ne neyi işe yaradığı karşılıkta e, karşısında yazıyor üstüne gidim dokümanlar hala var jenerik ile ilgili dokümanlar burada mevcut test ng ile ilgili dokümanlar burada mevcut Kumber interview soruları burada mevcut ee, bizzat şurada adını yanlış yazmışım ama Kumber ile ilgili bu doküman hani öğrenebilirsiniz Selenium interview soruları burada mevcut Python ile ilgili ee, daha bir şey katmamışız. İlerleyen zamanlarda buraya katarız. Ben köyle dük bitirdim. Şöyle kapattım. Burası developerların kullanıcı alan. Burayı da kapattım. Şimdi burası free İngilizce öğrenebileceğiniz alan. Bakın burada free language kısmında İngilizce kısmına geliyorum. Oxford Akademi'nin olduğu var burada. Ee, bizzat bizim YouTube kanalımız vardı. Oradan da gidip bakabilirsiniz. Şurada gramer var. Ön hazırlık basic pdf var. B1 seviyesine kadar oradan çalışabilirsiniz. Free English 2 kısmında 1'den 79. videoya kadar tek tek konu başlıklarıyla birlikte anlatımları mevcut. Hani siz yeter ki çalışmak isteyin. Her türlü e, imkan var. Aynı keza bunların pdf'leri de burada mevcut. Gördüğünüz üzere indirip hem videodan birlikte devam edebilirsiniz. Firi İngilizce siteleri var burada. En üstte geçim. Yani İngilizce seviyenize göre podcast dinleyebileceğiz. 12 MP site denmiş. Bakın burada. Bunları izleyebilirsiniz. Reading okuma kısmı. Bakın her biri ayrı ayrı internet sitesi. Burada listening dinleme kısmı var. Yazma kısmı var. Konuşma, telaffuz kısmı var. Yabancı ÖĞRENME öğrenmek başlamak isteyenler uygulamalar var. Kelime uygulamaları var. Gramer testler bakın Gitgide var. var. Yeter ki öğrenmek isteyin. Buradan Almanca öğrenmek isteyenler için şurada ders kitabı var, çalışma kitabı var. Ders kitabı var, çalışma kitabı var. Her, her biri birbirini tamamlıyor ve bunların içinde ses dosyaları da var. O ses dosyalarına bakın şuradan. Hangi ses dosyasıymış? Bak şununmuş. Hemen tıklıyorum. Gördün mü? Bunun ses dosyasıymış. Şu ders kitabının ses dosyalarıymış. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bunun ses dosyası. Bu şekilde Almancanızı geliştirebilirsiniz. Buradan Rusca'nızı Rusçanızı geliştirebilirsiniz. Biraz İngilizce chat kısmı. Hani buradan diğer arkadaşlarla İngilizce konuşabilirsiniz. Buradan seviyeler burada belli. Buradan girip konuşabilirsiniz. Ve ayrıca burada ses kanalları da var. Yani ayrıca sesli bir şekilde de görüşebilirsiniz. Şu kısım şunu da kapatıyorum. Bu kısım ses kanalları. Şu kısımda genelde canlı dersleri yapıyoruz. Buraya tıklarız. E, şunu kapatayım. Tamam anladım diyorum. Buradan müziği kapatabiliyoruz. Genelde dediğim gibi canlı dersleri burada yapıyoruz. Buradan bağlantıyı kesiyorum. İşte gördüğünüz ses kanallarından herhangi birine girip e, arkadaşlarınızla ders çalışabilirsiniz. Bunu da kapatayım. Mikrofona izin vermediğim için sürekli böyle hata veriyor. Mesela tıklayayım. Geçtim buna. Mikrofon izin ver dediğim zaman. Bakın konuşabiliyorum. Mikrofonu kapatıp açabiliyorum. Bu kısım mikrofonu kapatıyor. Yani karşı tarafa sesiniz gitmiyor. Karşı tarafın sesini alabiliyorsunuz. Ama yandakine tıklarsanız. Hem karşı taraftan ses alamıyorsunuz. Hem de sizin sesiniz gitmiyor. Bilginiz olsun. Şuradan balantıyla kestim. Ee, buradan da eğlence kısmına gelelim. Burası Mid Journey botunun olduğu kısım. Mesela şunun yüzünü başka bir Scarlet'in yüzüne çevirmişiz. Yani bunu nasıl yapılıyor diye sorarsanız şurada zaten videosu var. Videosunu iz tıklayın gidin izleyin. Burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her kullanıcının 50'ye kadar şey var, hakkı var. Bilginiz olsun. Burası chat GPT kısmı. Mesela ben şuraya kullandım. Translate kısmında kullanacağım. Böyle kopyalayayım. Kopyala. Bura chat kısmından mesela bakın etiketlemiş. Soruyu sormuş cevabını almış. Bu şekilde ilerliyor. Örnek olarak buradan soruyu sormuşum. Bana cevap vermiş şu şekilde düzeltebilirsin diye. Yani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şu an bakımda olabilir. Yani etiketleyip görebilirsiniz. Burası Translate kısmı. Mesela ben buradan e, bir Türkçe metin var elimde. Buraya yapıştırdım. Buna sağ tıkladım. E, nereden? Uygulamalar kısmından Translate. Bu mesela Türkçe diye ben İngilizceye çevirmek istiyorum. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi İngilizceye çevirdi buradan müzik room kısmına tıklıyorum. Geçiyorum buraya. Şimdi buradan ben müzik dinlemek istiyorum mesela. Buradan sağ üst taraftan sohbet kısmını açıyorum. Buraya geliyorum bir tane slash bırakıp. Bakın burada kabal botu olacak. Hemen bakıyorum. Bakın burada. Gördünüz mü? Mesela buradan. hemen aşağı iniyorum. Bakın son Türkiye'deki son 10 depremi gösteriyormuş. Tıklayalım. Enter dedim. Hemen burada düşünüyor. Bakın son 10 depremi gösteriyor. Ardından ben buraya gelip slash deyip oynat diyorum. Bakın çıktı. Kabas bot olduğunu tıklayın. Oynat dedim bizden link istiyor. Hemen YouTube'a gidelim. Ana sayfaya gidelim. Buradan müzik nerede? Buradan müziğe tıklıyorum. Şarkılar Türkiye'ye tıklıyorum. Bir tane müzik diyeceğim buradan. Mesela buna tıkladım. Bunun demiyorum diyeyim şu Paylaş kısmından kopyala dedim. Kapattım burayı. Buraya geldim. Yapıştırdım. Enter dedim. Bakın bot direkt geldi. Şuradan sağ tıklıyorum. Kullanç ses seviyesini yükseltiyorum. Müzik şu an çalıyor. Mesela ben bu müziği başlıyorum. Duraklat diyorum. Duraklat dedikten sonra şarkıyı durdurdu. Devam etmek istiyorum. Ee, devam. Var Evet. Devam diyorum. Enter diyorum. Müziğe devam ediyor. Tamam ben ee, kapatmak istiyorum. Buna sağ tıklayıp at var mı burada? Yok. Buradan direkt start, slash diyorum. At var bakın. nerede o? Kapat mıydı? Evet kapat. Kapat diyorum. Enter diyorum. Bakın attı odadan gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısım müzik odası bu şekilde. Gelip buradan müzik dinleyebilirsiniz. 99 kişiye kadar. Arkadaşlarınızla birlikte artık kullanmak istiyorsa buradan kullanabilir. Burası oyun alanı. Burada oyun oynayabilmeniz için birinin nitro hesabı olması lazım. Gördüğünüz şeyler. Bakalım. Oynayabilecek miyiz? Burada buradan tıklıyoruz. Bu kişi gördüğünüz gibi 6 kişiyle oynanıyordu sanırsam. Altında yazıyor kaç kişiyle oynayacağı. Buradan etkilendir diyorum. Ona göre oyununuzu oynuyorsunuz. Bunun yanı sıra çıkmak istediğiniz zaman etkinlikten ayrıl kısmı var. Buraya basıyorsunuz. diyorsunuz. Yani arkadaşlarınız da gelip buradan e, oyunlar oynayabiliyorsunuz. Normal şartlarda Nitro istiyordu ama gördüğünüz gibi e, Nitro istemedi. Yani siz de burada oynayabilirsiniz. Bakın en fazla kaç katılımcı var. Buradan görünüyor. Oyunlar hepsi burada bu eğlence kısmından da çıkıyorum. Bir daha gösterme. Destek kısmına geliyorum. Chat kısmı nerede? Genel kanallar. Mesaj gönderebiliyorum. Şu forum kısmına gelip tekrardan göstereyim. Buradan yeni gönder dedikten sonra resim bırakabiliyorsunuz. Başlık girebiliyorsunuz buradan. Herhangi bir etiket seçebiliyorsunuz. Hani genel olarak bu şekilde. Ee, siz yeter ki çalışma odaklan bakın ben buradan rankım da seçeyim ee, hemen direkt rank diyorum mesaj yazmasaydım şunu rankım çıkmazdı bakın rankım çık görünüyor sonra bize bir mesaj geliyormuş bu şekilde çok önemli değil bunu silebilirsiniz gereği yok şimdi ee, kanalımız bu şekilde arkadaşlar daha doğrusu Discord sunucumuz bu şekilde. Hani sürekli arkadaşlarınızla bir arada olun ee, çalışmalarınıza devam edin burada zaten WhatsApp duyuru toplumu e, topluluğumuz var buradan tıklayıp e, katılabilirsiniz Bunun yanı sıra şuradan Eğer moraliniz e, motveniz çok düşüyor ise şuradan WhatsApp kanala gelin buradan e, kanala üye olabilirsiniz yani Moranızı yükseltecek videolar paylaşılıyor. Burada zaten bütün duyuruları yaptığımız topluluk alanı. Ne kadar 1400 kişi geçti. Ne kadar çok insana yardımcı olabilirsek. Ne mutlu bize. Burada zaten YouTube adresi dediğim gibi. Önemli içerikleri burada paylaşmaya devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.